Evet, bu seri yakınsak mıdır? Bu soruluyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir alterne seri. Çünkü burada eksi 1 üzeri n var. Burada isterseniz alterne seri testinden gidebilirsiniz. Ya da mutlak yakınsaklığı inceleyebilirsiniz. Ben mutlak yakınsaklıktan ilerlemeyi tercih edeceğim. Bunun mutlak değerini alırsak bu eksi 1 gider. Sadece bu kısım kalır. Bu kalan kısmın yakınsak mı aksak mı olduğunu anlamak için burada oran testini kullanacağım. Çünkü faktöriyel var. Kuvvet var ve bir de burada bir çarpma işlemi var. Çarpma işlemi burada n'e göre değişen ve n'e göre uzayan bir çarpma işlemi. Yani n 1 iken burada sadece 11 var. n 2 iken 11 çarpı 18 şeklinde giden bir işlem var. Oran testini yapayım. Neydi? A n artı 1 bölü A n. Artık A n'imizi şu olarak alıyoruz. Çünkü mutlak yakınsaklığa bakıyorum. Eşittir. İki üzeri n artı 1 yerine 2 üzeri n çarpı 2 yazıyorum. N artı 1 faktöriyel yerine de n artı 1 çarpı n faktöriyel yazıyorum. Burada 11 çarpı 18 uzayıp gidiyor. 7. N artı 1 koyunca 7n artı 7, 4 daha 7n artı 11 kaldı. Bölü an, yani direkt bunu yazacağım. Şöyle 11, 18, 7n artı 4'e kadar gidiyor. Eşittir deyip 2 üzeri n'ler gitti. N faktöriyel gitti. Şu çarpma işlemiyle burada bir sondan bir önceki terimde yazarsam yani 7n artı 4 çarpı 7n artı 11 diye gidiyor. Sadece şu kısmı alıyorum. Evet, şununla şu kısım gitti. Başka da giden bir şey yok herhalde. Limit n sonsuza giderken yukarıda 2n artı 2 kaldı. Aşağıda da 7n artı 11 kaldı. Bu da neye eşittir? 2 bölü 7. Evet, oran testinin sonucu birden küçük çıkınca arkadaşlar bu seri yakınsaktır diyorduk. Bunun mutlak değerli haline baktık. Bu bir yakınsak çıktı. O zaman bu bir mutlak yakınsak. Ve eğer bir seri mutlak yakınsaksa o seri yakınsaktır. O zaman bizim bu serimiz yakınsaktır.